normalde lig maçlarında, kupa maçlarında yani resmi maçlarda hakem tepkilerine çok alışığız ama Okan Hoca herhalde o kadar çok ciddiye alıyor ki bu süreci de ve yaşanan Galatasaray'ın yaşadığı hakemlerle ilgili sıkıntıları da artık hep bütün tepkilerin orada bir boşalması yaşandı diye tahmin ediyorum. Kendisi de açıklamasını yaptıktan sonra kendisinden özür diledim de demiş zaten. Serdar seninle başlayayım. Sağ kenarında hocaların her dediği duyulsa Ne? Bu tabii yüzden seyircisiz maçlar çok tehlikeli. tehlikeli büyük. Çok Her çok tehlikeli. dediğinizi duyuyoruz. Ama Haberiniz olsun yani. futbolcular da öyle. Tabii canım. Sağ için hepsi Tabii. söylediğini duyuyoruz. Tabii şu Tribünün şöyle. uğultusu çok güzel bir şey o yüzden. Tabii ki. Ama şu var, yani oradaki heyecan çok başka hocalar Tamam. için. Tabii ki. Adrenalin çok yüksek seviyede. O hocalar mesela büyük takıma gelen hoca işte büyük takıma geldi değişti. Ama büyük takımlarda değilken küçük takımlardayken böyle değildi. Ya tabii değişir. Adam öyle bir yere geliyor ki milyonlarca insanın baskısının olduğu bir yere geliyor. Tribün baskısı, camiye baskısı, kamuoyu baskısı. Yani Evet. onun küçük takımdaki mütevazinin burada bekleme kolay değil. Baskıyı kaldırır. Suçlu hoca değil ki. Sen o baskıyı kaldırır. O yüzden o gerginlikten dolayı özür dilemek de çok büyük bir erdemliktir tabii ki. Onu da ekleyelim. Hocam sen ne düşünüyorsun? Tabii işte doğru, tabii ki çok fark büyük cemene. Tabii canım. Anadolu takımı. Her şey büyük takım ne yapacak da kazanmak kazanmak kazanmak. Başka yol yok. İşte o can da biraz baskı var, stres var. Ve orada soğuk biraz kan, biraz soğuk kanı gerekiyor. Ama normaldi, ne yapacak da bu maçta bir tane pozisyon, iki tane pozisyonla adam insanla, bu normal. İşte bu biraz tehlike de, boş istada tarafta siz biraz tehlike de pozisyonla. Ama olsun da bu normal, bu stresle Hocam biraz. sen kenardan hiç öyle hakeme kötü şeyler söyledin mi? Hocalığın döneminde. Tabii ki. Hocalık böyle. Ya buradaki gibi düşünme O da hakemliği. tabii ki evet dedi. Var, Tabii var, öyle bir var, var, normal düşünme var. orada sahanın kenarında. Tabii. Burada kahve içiyor. Çok Adama dedim bir tabii ki Brezilyalı burada adamı demin çay çok içirdik. çok Sesini sakin. çıkarmadı. Çok sakin ama maçta biraz stresle, biraz stres var da işte de. Biraz değil, bazen çok da stres Tabii ki. var. Çok, Değişiyor çok. maçına göre. O yüzden tepkiler de artabiliyor. Peki o zaman biraz Galatasaray takımını da konuşalım istiyorum. Hocanın planlarını uzun uzun detaylandırırız. Sakatlıklarda oynatacağı oyuncular, mesela yaş ortalaması yüksek oyuncuları rotasyonla kullanmayı düşünüyor. Mata, Gomis, Mertens gibi oyuncuları. Ben Barış Alper'e bir ayrı parantez açalım istiyorum. Birkaç haftadır bu arada Barış Alper çok dikkat çekiyor hazırlık kampında. Hoca başka bir noktaya koyabilir onu bundan sonraki süreçte ligde. Hocam seninle başlayayım. Sen nasıl buluyorsun oyuncuyu? Kesinlikle %100 de. İşte bu zamanla, nasıl zamanla, sadece antrenman değil, diğer oyuncu da şans bulmuyor. Kaç tane hazırlık maç yaptığında, diğer oyuncu şans bulduğu da, kendi performansı yaptığında, kendi performansı gösterdiğinde bu hocan. Ve Okan hocan da şimdi tabii kadroda geniş ve bir alternatif daha ve güzel alternatif daha. Bir oyuncu şimdi tam hazırda. Ocak'ta, sonra Ocak, Şubat'ta her 3 günde bir maç var. Galatasaray Kupa var, Süper Lig var da. Her şey olabilir. Geniş kadro bayağı avantaj bu hocanla. Ve diğer oyuncu da diğer tarafta bir avantaj aldın. Nasıl avantaj da? Antrenmanla, hazırlık maçta şans da buldu. Her şey yaptın da. Şimdi hocan kararlı. Oyuncu tam hazırda. Evet. Serdar. Barış, ben zaten geçen sene de onunla ilgili güzel şeyler söylüyordum, iyi şeyler söylüyordum ama Barış'ın genç bir oyuncu olduğunu da unutuyoruz. Çok eksikleri olduğunu unutmuyoruz tabii ki. Geliştirmesi gereken noktalar var. Şu an onun törpüleyebileceği, o eksiklerini düzeltebileceği bir yaşta olduğu için şu an onu Galatasaray'da tutabilirsiniz. Ama baktım bir sene sonra gene böyle, gene böyle gidersin. Ama o potansiyel var. İyiye doğru gidiyor. Ben Okan Hoca'nın hani oldu ya, bir gün Galatasaray diyelim bu sene şampiyon yaptı. Orada şampiyonluk ayrı bir gururdur onun için ama mesela Barış'ı bir seviyeye getirebilirse o daha apayrı bir şey. Gerçekten çok hızlı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya ben Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a ilk geldiği dönemler gibi. Ama onun Böyle üstünden düşünen çok var, evet. çok geçen oldu. Mesela Tigana,
Şenol Güneş. O yüzden o zamanki Burak Yılmaz'ı yuhalıyorlardı, ıslıklıyorlardı falan. Ama bir hoca eli değdiği zaman farklı yerlere geliyor. Okan Hoca o eli Okan Hoca'da görüyorum. Bunu yapabilir Okan Hoca. Aynen öyle. İşte bu. Ama Burak hocam, Burak benim takım arkadaşım. Evet, aynı zaman evet. Beşiktaş'ta. Maalesef bazen zaman da yok mu? Çocuk da geldi, nasıl kullanabilir? Heyecan var, büyük cemene taraftar var, bu var. Zaman da kalite oyuncu, çok rakip iyi oyuncu. Çok. Ha işte de. Tabii. O canlılık çok önemli. İşte Burak sonra da Trabzon'a gittim. Şenol Hoca'nın da bambaşka tabii oyuncu olduğunu. Tigana'da kanat forvet oynatıyordu. Biz aynen dedik hocam niye kanat forvet oynatıyorsun? Evet. Adam geçmesini öğrensin diye oynatıyorum dedi. Tabii. Çünkü adam geçme özelliği yoktu o zamanlar. Onun için. İzleyicilerimizden gelen sorulara bakıyorum bir yandan da. Mertens olmazsa Galatasaray olmuyor yazmış Selim Bey. Bu arada hani Mertens'i Icardi'nin yokluğunda hocanın forvet olarak da kullanması bekleniyor. Ya Icardi ile ilgili hani çok polemik oldu ya. Evet. Onunla ilgili şimdi de konuştu hocam. Bu takımda Icardi gibi bir golcün varsa, şimdi şu bir gerçek değil mi hocam? Herkesi bir kenara bırakır hoca, Icardi'nin üzerinde durur. Hani oraya gitti, ne yaptı, ne etti hepsini takip eder. Bak her şeyini takip eder. Yani sanki şu anki görüntü Okan Hoca onu oraya gönderdi. O orada böyle partiler yapıyor. Ya Okan Hoca bu adamı hiçbir takip etmiyorsun falan filan gibi bir durum. Soruyorlar hep. Olmaz. Çünkü Okan Hoca biliyor ki ya bu takımda son iki maçta Icardi şov oldu. Evet. Yani o onun üzerinde durmaz mı? Durur. Ama takım Antalya'da kamptayken dedik o da oraya gitsin. Bak takım Antalya'dayken. Şimdi İstanbul'a geldi o da geliyor. En önemli oyuncusunu Okan Hoca başıboş bırakmaz. Mertens tamam. Bir iki hafta sonra bak, başlayacakmış Mertens, tamam. Takımla çalışmaya. Ama bir şey söyleyeceğim. Icardi halen A sınıfı seviyeli bir golcü. Tabii. Tabii canım yaşı da. Yani. Yani özel yaşamındaki çalkantılı hayat olmasaydı bugün Dünya Kupası'ndaydı Arjantin takımıyla birlikte. İşte ben bir arkadaş var Galatasaray'da bir gün ben sordum nasıl bu Icardi. Tamam çok iyi oyuncu. Son iki maç performansı süper çok iyi. O dedi ki Nabil Hocam bir kalite oyuncu da. Bak maç da iyi. Bak nasıl bu antrenmanda. İnanılmaz. Tabii. Her şeyi yaptın da. O tabii ki maalesef de taraf sakat oldu şimdi. O sakatlık olmasaydı bence çok daha farklı bir seviyede gelirdi ama kaliteli bir krampon. Hocam sana bir soru var. Scoutlarla ilgili soru. Hmm. Osman Bey, Osman Liman sormuş. Bizim genç yetenek avcılarının yani scoutların diyor. Hmm. 30 yaş üstü oyuncular keşfetmeleri hakkında ne düşünüyor Mert Nobre? Adam 10 sene seyretmiş. Evet. 10 sene uzun seyredeceksin. Öyle bir maçta karar verilmez. 10 yıl seyredeceksin. Tabii seyredeceksin ondan sonra tabii, öyle her şeyi bakacaksın. Diyeceksin ben gençken keşfettim. En az bir sene de senin bu oyuncu da çıkar. Nasıl bu oyuncu çıkar? 10 sene abarttık. 30 sene olmaz. Bir tek bizde mi böyle hocam? Yani yurt dışında nasıl? Maalesef işte sadece burada. Orada biraz fark. Çok fark. Bazen ülke çok farklı. Brezilya'da tabii ki Altepe'de çok önemliydi. Ve her senede kaç tane oyuncu çıkardı falanla. Ama ciddi iş var. Burada o kadar değil. Biraz tembellik mi var? Evet, aynen. Öyle mi diyorsun? Aynen. Biz de bundan korkuyorduk zaten. Serdar Sarıdağ seni kravatsız görünce şaşırmışlar. Vallahi hoca kravatsız gelecek diye kravat takmadım. Hocaya bak. Kravatlı geldi. Hocam yani bayağı. Teşekkür ederim. Şıkır şıkır. Biz öyle diyoruz. Geçen kravat taktım kravatsız geldi. Geçen sefer de çok şıktı. Evet şimdi hocam hep şık. Her sağ zaman şık gerçekten. Evet izleyicilerimizin sorularıyla devam ediyorum. Beşiktaş'tan soru gelmiş izleyicimizden. Serdar sana tabii ki. Transfer var mı? Transfer isim var mı diye sormuş. Bir de gidenler kim demiş? Mücahit Akyıldız. Ama daha maçlar var işte ben onu söyleyeyim. Şimdi hazırlık maçlarına bakıp hoca rapor hazırlamaz. Resmi maçlar var şu an. Ziraat Türkiye Kupası var. Lig var. Ondan sonra ama şunu söyleyebilirim. Bir tane defansif bir orta saha oyuncusuna hayır demez. İkinci bir sağ beke hayır demez. Bir stopere daha hayır demez. Tecrübeli bir stopere mesela. Gezan'ın yerine hocam sana adam aldık. Ya niye aldınız? Ne gereği vardı der mi mesela? Ama gideceklerle ilgili bir şey söyleyemem diyorsun şu an. Şu an için yani Wellington'un
hani sözleşmesi durumunu biliyorsunuz. Masu Akkun'un sözleşme durumunu biliyorsunuz. Yani belli bir maç sayısı oynarsa 2 sene adam alacaksın. Enkudu'nun yarım sezon kaldı. Hani bir devre arası bir teklif alır mı? Gibi birçok şey olabilir.